Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Hazır 2016 senesi biterken 2016'nın anlarını konuşalım dedik. Bizim için en mutlu olduğumuz, en üzüldüğümüz anlar hangi anlardı? Başlayalım mı? Hadi bakalım. Başlayalım. 2016'da en çok güldüğün an hangi andı? Kim başlamak ister? Hiç yüzüm gülmedi ki. Benim kafamda bir an var. Eğer siz düşünüyorsanız ben söylemek evet, istiyorum. Birbirimizin çarkı döndür, kıyafeti giy isimli video vardı. O videoda yani Serdar ve Fırat'a ben gülmekten ağladım. Çünkü bir yerde bir değişme kısmı vardı. O yata ve değiştiğimiz kısmı siz görmediniz. Çok değişirken fena. Ben gülmekten ağladım. O pantolon o günden beri giymiyorum. Ama gerçekten mi? Gerçekten. Sıra, sen giyiyor musun? Gençtin. Aa ne demek, tabii ki üstümden çıkarmıyorum. O pantolon değilim şu anda. Hayır bir de şöyle giyemez Sıla. Şöyle giyemez. 3-5 beden gitti o çünkü yani. Evet. Seninki büyümüş mü? Çok üstü gördü. Peki ben giyeyim madem onu. Ben de giyerim yani. Kim almak ister? En çok sen. Sanal gerçeklik gözlüğünü sizlere denettiğim anlar. Özellikle sen. İlk Serdar'a denetmiştim. Siz kim, sen görmüştün evet. Galiba. Diğer kimse yoktu. Uçmalı oyun vardı. Kendini evet, yere atıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Bu hatta Serdar'ın en çok korktuğu an olabilir mi? Ben müthiş korktum o ya. Hatta bence o videoyu bir izleyelim ya. O videoyu bir izleyelim. Bence mükemmel video. Aynen öyle. Ha. Ha şimdi biraz gitmen lazım ya. Aaaaaaah! Oğlum zıpladım, ben daha uçmadım. Şunda git bakayım biraz. Sen abi dedin Fırat. Abi benim bildiğim videolardan deyince aklıma ilk o geldi. Video olması gerekiyor bu arada yani. Ya evet de hani öyle deyince teyzelerimizi aramıştık. Sıla'yla beraber falan. Eski halimden eser. Orada teyzemin şov yapmasıydı evet. Yani bayağı gülmüştük. Yani bayağı içim dökmüştü teyzem. Onda bayağı gülmüştük. İçimize gülüyoruz. Sesimizi çıkarmamamız gerekiyor ya telefonda diye. Orada çok gülmüştüm yani. Aşırı bir de yani dışarıda şeyi ben çok güldüm abi. Abimin tez konusunu öğrendiğimde neymiş? Yani, doktora tezini. Neymiş? Yani şöyle komik bir şey, abim işte doktorasını 8 yıldır falan yapmaya çalışıyor falan. O kadar zaman geçti etti, ben hiç sormadım. Abi dedim, doktora tezin ne? 1950'lerde Amerikan polisi roman bilmem nesi dedi. Kardeş dedim yani. Hani bu sizi çok bana ona çok komik çünkü 8 yıldır bitirmedi. Kardeşim dedim, aklına nereden geldi? Ya dedi, Amerika'dayken kütüphaneye girdim. O ara bir roman denk geldi. Ondan sonra geldi diye şey yapmıştı yani. Bayağı şey. Sizin? Benimkisi şöyle, sizin terlik patlattığınız bir video var. Anne terliği. Orada Serdar'ın halini yiyordu aslında. Terlik o terlik patlatmadık aslında. Ofisin içinde bir kaçışı vardı ve o yüzden halisini unutamıyorum ben. Çocuk gibi bazı. Evet. Alper ne diyorsun? Abi ben kendime çok güldüm. Beni bak. Konserdeyiz. Ben böyle sözde artistik olsun diye bageti çevireceğim, tamam mı? Çeviremiyorum, kaçıyor falan. Bunun da videosu vardı. Hatta bulursam sana da gönderirim. Konser dinleyici olarak değilsin ama değil mi? Değilim ha, yok. Ben bateri çalıyorum orada, davul çalıyorum. Baget işte artistik olsun diye çeviriyorum. Baget kaçıyor falan, gidiyor böyle. Konserde. Aynen, konserde. Bayağı kalıyorum böyle şarkı falan. Hani tek elle devam etmeye çalışıyorum. Sonra yedek bir baget buldum Allah'tan aşağıda. Abi bombaymış. Açıkımı görmen lazım. Videosu varsa yollarız. Videosu varsa yayınlarız yani. Peki. Sen aklına şey geliyor mu? Ben seçemiyorum çünkü yani sahnede hemen hemen her hafta oynuyoruz ve her hafta yani çok fazla gülüyoruz. O mizahiyet yüzden aklıma gelmedi. Evet yani. Gülmenin adresi mizahiyet teorisi diyerek. Aklıma gelmiyor yani. Her hafta. O zaman devam edelim. En çok üzüldüğün anla o zaman devam edelim. Ağladığın, üzüldüğün. Bak bunu da ilk söyleyeyim. Söyle bakalım. Ben kardeşimle yaşıyordum Rüya ama Rüya Ankara'ya gitti. Çünkü oradaki okulu tercih etti. Taşındı yani Ankara'ya. Tek kaldım, onu çok özlüyorum. O gittiğinden beri çok hakikaten üzgünüm yani. Moralim hiç düzelmiyor. Vay be. Evet. Kardeş. Arkadaş. Aklınıza gelen? Bizim de yazın tatile gitmiştik. Şimdi ablasının bir köpeği vardı, yaşlıca. Köpük huzur içinde yatsın. Yüzdürürken bir anda şey oldu. Sabah yüzmeye götürmüştük böyle, insanlar yokken daha sabahın ilk ışıklarıyla. Birden çok yaşlıyız zaten. 20 yaşında vardı herhalde. Orada kalp krizi geçirdi ve ellerimizde şey oldu böyle. Evet. Çok çok süper akıllı bir köpekti. Evet. Ben de buradan bağlayacağım. En üzüldüğüm an oydu yani. Benim de köpeğim öldü, Ponçik. 3 ay sonra ölmüştü. Kasım'da almıştık. Evet.
Şubat'ta bir araba kazası olmuştu. O da ölmüştü. Benim 2006'da en çok şey yaptım. Oydu. Buradan Tamer'e bağlayacağız herhalde. Burada bütün hayvanları kaybedenlerle. Aynen. Sen de söyleyeceksin herhalde. Söyleme. Ben de kedimi kaybettim. Evet. Böyle. Sizin var mı? Anlar. Benim şey var ya. Kız arkadaşımla bir plan yapmıştık. Bayağı işte şehir dışında biletleri almıştım vesaire. Ya tabii sizinkiler... Aman! Bu da bir şey değil. Bizimkiler öldü! Ama çok heveslenmişti. Çok da istiyordu falan. Sonra benim bir reklam çekimim çıktı. Gidemedik. Ona çok üzüldüm. Ona sevinirim lan. Reklam para geliyor. Arkadaş bir yandan sevindim ama hevesinin kırılmasına çok üzülmüştüm gerçekten. Bu buna sevinir. Ya benim de üzüntülü anlarım ya oldu da söylemeyelim ya. Sonu böyle sevinçle bağlansın yani güldük Alper'inkine. Öyle mi? Aynen hiç şey yapmayalım. Siz? Benim şöyle, bunun içerisinde zaten evlendik biliyorsunuz. Elbise o mu? Öyle mi dedi ki lan? Sen çok hakim mi? Evlendim biliyorsunuz. Üzülme anı söylüyor bunu. Ağlayacağım. Düğünden 20 gün önce bir kaza geçirdi eşim. Evet. Oldu aslında. Hani her şeyi iptal ediyorduk falan filan. İşte ayağa kalkamayabilirdi. Hani en çok korktuğum ve üzüldüğüm oydu aslında. O ama bir hafta çatı falan çatı ben yoktum. Tenisini oynadı. Evet, ama oynadı. Ama oynadı. Biz hiç oturmadan. Oynadı. Evet öyle. Evet, hazır üzüntü dedik biraz artık içimiz kapandı gibi oldu. Hemen evet, aynen değiştirelim. En çok sevindiğin anla devam edelim. Benim aklımda burada bir şey var. En çok sevindiğim anı ben başlayabilirim istiyorsanız. Olur. Ben evlenme teklif ettim. Kız arkadaşım. Evet, Mayıs ayında. Benim en çok mutlu olduğum, sevindiğim an oydu. 2006 senesinde. Herhalde bunun yanına yaklaşacak bir şey de çok yakın zamanda. Umarım olur da yani. Bilmiyorum. Yani olmaz yani. Çok enteresan bir duyguydu. Ben çok heyecanlanmıştım. Herkes çok heyecanlıydı. Kim o kadar heyecanlanmam diyordu ama çok heyecanlanmıştım. Çok enteresan bir şeymiş gerçekten. Bravo, tebrikler. Bunu yaşamış insanlar biliyordur. Benim aynen. En çok mutlu olduğum, sevindiğim an buydu yani. Benimki zaten bariz belli abi. Peran'ın olması yani. Evet. Direkt şeydi. Tebrik ederiz. Kızımın olmasıydı yani. Evet. En mutlu an, en güzel an o andı yani. Dediğim gibi onun da üstüne çıkacak bir şey var mı zannetmiyorum yani. İkinci. İkinci sonra ama ne zaman var? Kim daha üstün? Hiçbir bir şey olmadı ya. Benim başlayacaktım. Ya şeydi 2016 ise geçen yılın başında ben de buraya başladım. Sonra ya ondan önce bayağı bir şey oldu. Hani önceki işlerim küçüldü bilmem ne falan filan. Zor birkaç ay geçirmiştim. Sonra işte burası olunca bayağı bir iyi oldu. Olmuştum. Hoş geldin Serdar. Benim de Serdar abi gibi. Yani ben hoş geldin Alper. Ben benim için çok önemli bir tiyatro toplumunda yeni bir oyuna başladık. Ya bayağı önemli bir şey benim için. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Sen zaten buradaydın. Ben zaten buradaydım. Ama Tamer 2006 yok 2017'de bizim üst kata taşınıyor. Evet. Senin için mutlu an herhalde. Evet. Hoş geldin Tamer. Artık oksijen olacak hadi bak. Yani buraya mı taşınıyor? Evet. Evet. Serdar yeni öğrenmiş. Ofisini taşınıyor. Hayır ben şey yaptım durma açıklık getirmek için böyle bir şey yaptım. Yani aynı ofis değil. Bizim kata değil ya ben zaten. Yukarı kata. Sizin apartmana taşınıyormuş yok, gibi. Yok yukarı kata taşınıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hani arkadaşlar mı ulan ne kadar yukarıya taşınıyor falan da Tamer'le gerçekten iletişim yok. Evet. Bir şey oluyor. Aa benim niye haberim yok. Bir ay önce olmuş geçmiş onun üstüne açıyor. Adam yeni telefon almış yeni gördü artık. Yeni gördü herkes falan yani. Yeni aldım. Siz? Benim evlendiğimiz 12 halı. Vay! Yani şimdi toparlıyor, şimdi toparlıyor. O zaman istersen son maddeye geçelim. O da en çok korktuğun an. Benim evde ufak çaplı bir yangın çıktı. Ne daha doğrusu ya, şöyle. Kombinin altındaki borular bir anda tutuşmaya başladı. Neyse ki annem, babam, güya ben de misafirlerdi. Bir anda oldu zaten. Mutfağa gittim baktım. Ne oluyor? Ne yapacağımızı şaşırdık. İşte sular bir şeyler, komşular yardım etti. Kombi geldi, ilgilenenler, yetkililer falan. Öyle ciddi korktuk yani. Vay. Geçmiş olsun. Atlattık neyse ki sağ olun. Çok geçmiş olsun. Kim? Devam ediyor. Abi benim şey ya. Peri 3 aylıkken böyle bir oturtma minderi var bunun. Böyle yatırmıştık. Ben içeri sahneye içine gittim geldim bir ağlama sesi. Pera baktım halının üstünde. Düşmüş abi. Düşmüş abi. Aklım çıktı. Yani aklım yerinden fırladı. Mesela korkuda da hiçbir zaman hayatımda o noktaya da gelmemiştim. Yani
çıldırdığımı düşündüm ya. Ya çünkü kendini ifade edemiyor, bir yere evet. ağrıyor mu, acıyor mu? Anlamıyorsun. Korkudan mı ağlıyor, hiçbir şey anlamıyorum. Allah'tan çok hiçbir şey olmadı. Evet, onda çok korkmuştum. Teşekkür ederiz, tamam. Kim dağılık söyleyecek? Anlar söyleyecek. Söyle, buyurun. Şöyle, E5'te kaza yaptık. Ama şöyle, bizi arkadan vurdu bir tane araba. O sırada Sara krizine girmiş meğerse. Şoför koltuğundaki kişi. Arkadan bize vurdu, zaten durdu falan. İndik arabadan falan, adam zaten kriz anındaydı. Direksiyon koltuğunda. Allah korusun. İşte ambulanslar falan filan bayağı bir kötüydü yani. Sanırım görüntü daha çok korktu zaten. Tabii canım, zaten ben gördüm ve geri döndüm yani, bakamadım filan. Bayağı kötüydü. Allah kimse yaşatmadı. Tamer? Ya korktuğum bir şey yok da ben korku oyunlarında korkuyorum. En çok tamam. Korkacak bir şey yok. Outlast 2'nin demosunda çok korktum. Oyun linkler var ya. Hemen linkler. Tamer'in en korktuğu an burada arkadaşlar. Şuradan izleyebilirsiniz. Bizi de korkutuyor bir de. Kendi korkuyor, bizi de korkutuyor. Oyun çıkınca hep beraber oynayacağız zaten. Siz korkacak bir şey yok. Benim tatilde az önce bahsettiğim o köpeğimizin giderken gece böyle bir yerden bir yere gidiyorduk. İlk gittiğimiz yeri beğenmedik, geçe kaldık falan. Çok ara bir orman yolu gibi bir şey vardı ve ben arabayı stop ettirdim. Yanlışlıkla rampa gibi bir şey vardı ve bir daha çalışmadı. Orada gecenin köründe böyle yeşil yeşil kaldık. Acayip korkmuştum. Sen de korkmazsın böyle şeylerden ya. Sen de korkuyorsan demek bayağı bir şey olmuş. Ama orası çok şeydi ve yanımda insan şey de var, eşim de var. Ben şeyden korkuyorum böyle bu tür şeylerden. Hadi bir de ya. Terlik, roketli terlik gidiyorsun da çok korktum gerçekten bir şey olacak. Onda ben de korkmuştum bayağı. Sen niye korktun kardeşim? Gayet beni kendine savunma mekanizması olarak geliştirmiştim yani. Arkandayım Fırat. Sıla'nın da en korktuğu an. Şu an şahit oluyorsunuz, kedi geldi. İzzet geldi. İzzet. Gel tamam gel. Tuttum tuttum. Tamam tuttum. Ama sevebiliyorum şöyle. Tamam. Alper buyur. Gece yarısı bir gün annem ben teyzemlerde kalıyor zannediyorum. Meğer bize gelecekmiş. Ben de uyudum erkenden. Çok da gece yarısı değil. Kapıdan böyle tıkırtılar gelmeye başladı. Zaten bende bir hırsız fobisi vardır. Kalktım, kapı böyle aralandı. Ben uçan tekmeyi bir koydum kapıya. Annene. Anneme koymuşum ama ben size koydum zannediyorum yani, anladın mı? Ooo, hayırlı evlat. Taş oldu mu sonra? Allah'a şükür hani elini falan daha geçirmemiş aradan böyle kafasını mafasını. Kapandı. Annem de korkmuş bayağı tabii falan. Korkmadım lan çocuğu uçan tekmeyle çok kötüydü. Anneme de sonrasında da üzüldüm yani. Hani ya anneme bir şey olsaydı iyi. Şey. Allah kahretsin ya. Canım ya. Bayağı şey. Millet annesinin elini öper. Hoş geldin hani. Valla. Biz öyle karşıladı. Evet, kediyi uzaklaştırdık. Ben devam edeyim. Teşekkürler. Yani ondan sonra anlatacağın şeyler vardı ama. Şey. Ben anlatayım o zaman. Anladım, benimki kardeşim. Çok yakın zamanda oldu. Biz en son sıvı azot, likit nitrojen deneyler yaparken bir tane deneyde bir damlanın yüzüme geldiğini hissettim. Gelmemiş herhalde. Fakat gerçekten böyle bir de internette ben daha önce aramıştım sıvı azot böyle tene gelince oluyordu. Böyle insanların tenleri, derileri morarmış, etmiş falan falan. Ben vücuduma bir sıcaklık geldi birdenbire. Ben dedim ki herhalde ben kör oluyorum falan. Ben bunu fark etmedim. Kimse fark etmedi. Kimse bir şey söylemedim meraklandırmak için ama o videoda bir video varsa belki bulamam herhalde ama o videoda ben şey oldum böyle. Böyle durdum ve konuşmuyorum. İnanılmazdı. Allah'tan 2 hafta geçti üzerinden şimdi böyle iyiyim, bir şey yok ama gerçekten korkulu anlar yaşadım evet, yani. Dördüncü gözün çıktı baksana. Evet. Arkadaşlar iyisi de kötüsü 2016'ın erdi. Artık 2017 umarım herkes için daha güzel bir sene olur. Aynen. Bu arada şu an ekranda görüyorsunuz. Tamer. World of Tanks oynadım World arkadaşlar. World of Tanks. Evet. Aynen. Tankların dünyasına girdim. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.